Selamünaleyküm arkadaşlar. Yazılımcı Köylü kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda kendim köyde amatörce, kendi imkanlarımca hasıl üretimi yapıyorum. Arpadan hasıl üretimi yapıyorum. Bunları daha çok kazlarıma vermek için kullanıyorum. Aynı zamanda büyükbaş hayvanlarımı veriyorum ama büyükbaş hayvanlarına şu an ihtiyacım yok. Regras otuyla beslediğim için doğal, hiçbir şekilde yem vermeden. Aynı zamanda hem bunu kendim geliştiriyorum, öğrenmeye çalışıyorum. Şu anda kendi imkanlarımca yapıyorum. Bu videoda da baştan sonra nasıl yaptığımla ilgili yaşadığım tecrübeleri size aktaracağım arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olur. Şimdi arkadaşlar, mesela bugün buradan bir parça aldım. Bunları ben ilk başta buradaki rafları kendi imkanlarımca yaptım bu şekilde. Yani elimde kalan malzemelerle, çıtalarla, işte inşaat zamanından kalan çatı malzemelerini falan buraya koydum. Altlarına ufak bir çıta çakarak aşağı kaymamasın. Çünkü bunların ortalama %10, %15 gibi bir ufak bir meyile ihtiyacı var. Belki %10'dan da daha düşüktür, bilmiyorum ama meyilli bir şekilde. Çünkü burayı serdikten sonra ıslamamız gerekiyor. Isladığımız zaman suyun birikinti olarak kalmaması gerekiyor. Suyun aşağı, yani suyun fazlalığı akması gerekiyor. Şimdi öncelikli olarak arkadaşlar, ben nasıl yapıyorum? Baştan sona da bu videoda hepsini A'dan Z'ye anlatmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle arkadaşlar, şuradan başlamadan önce. Şimdi öncelikle, gerçi benim 2 gün önce burada hazırdı bu. Şimdi komple size göstereceğim. Oğlum, bana suyu açar mısın Yaya? Hadi suyu aç oğlum. Şöyle bir kovamızı yıkıyorum arkadaşlar. Açtın mı? Tamam oğlum, teşekkür ederim. Tamam, dur, sulayacağız oğlum şimdi. Şimdi arkadaşlar, dedim ki ben arpadan yapıyorum. Bu arpa çuvalı da yaklaşık 3 ay falan zaman zarfında toplamda 2 çuval aldım. Şu an 1,5 çuvalına harcadım. Şu an bir yarım çuval arpam kaldı. Birinci aşama, arpayı alıp buradaki kovamın içine atıyorum. İçine su doldurup bir gün bekleteceğim arkadaşlar. Yahya, hadi sen asılları sula oğlum. Suluyor musun? Aferin benim oğluma. Şimdi arkadaşlar, bu arpamızı bir miktar ben dolduruyorum buraya. Şimdi bu arpanın içine su dolduracağım. Ve bunu bir gün, hatta biraz az koymuşum, biraz daha doldurayım. Çünkü şu anda kazların bulunduğu yerdeki ot ziyan olmasın diye ilk defa ektim ryegrass'ı, biçtim daha güzel çıksınlar diye. Şimdi kazları oraya sokmuyorum. Dolayısıyla bu önümüzdeki bir 10-15 gün içerisinde biraz fazla hasıl yapacağım. Normalde ben bu kadar yapmıyorum. Bir defa buradaki rafları komple doldurduğum zaman çok fazla gelmişti bana. Aşırı derecede fazla geldi. Sonra düşürdüm. Kaya, bana suyu getirir misin oğlum? Ver oğlum. Şimdi arkadaşlar, bunun içine suyu dolduruyorum. Bir gün suda bekletiyorum. Tabii ki yıkarsanız daha güzel olur. Zaten arpanın tozları ve pislikleri suyun üstüne çıkacak. Efendim oğlum. Tamam, şimdi sadece ıslayacağız oğlum. Dolaştır yani, dolaştır. Tamam. Şimdi arkadaşlar, ben bunu daha önce ilk başta evimdeki banyoda denedim. Dolayısıyla bir meyil falan yoktu. Meyil olmamasına rağmen oldu ama küflenme yapıyor. Yani bu fazla suyun akması şart. Fazla su meyilde mutlaka akması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar, diyelim ki suyu doldurduk. Bu sadece burada bir gün boyunca bekleyecek. Üzerini kapatmamıza gerek yok. Zaten temizliği de çok basit. Şöyle aktardığım zaman zaten pislikleri, şu göstermek için yapıyorum. Suyu getirme oğlum. Suyu getirme oğlum. Şöyle yaptığım zaman üzerindeki tozu, pisliği zaten akacak. Arpa aşağıda kalacak. Şöyle yıkamasını yapıyorum. Bu bir gün içerisinde beklerken ben ortalama bazen bir defa, bazen de iki defa yıkıyorum bu şekilde. Yıkamadığı kastım bu yani. Çünkü ben öyle çok yapmıyorum. 3 tane büyükbaş var, 25 tane kazım var. Bunun hiçbir şeysiz ziyan olmuyor arkadaşlar. Çünkü
Diyelim ki ben bunu kazlara verdim. Kazlar bunun yeşilliğini yedikten sonra eğer dibinde arpa kalıntıları kalırsa onlar zaten tavuklar yiyor. Yani hiçbir şekilde ziyan olmuyor. Şimdi bir gün burada suyun içinde bekletiyorum. Beklettikten sonra arkadaşlar şu şekilde altı delikli sele olur veya şöyle bir demirden bir parça yaptım ben. Altını delikler açtım bunun. Buna koyuyorum ama bu 2 gün burada beklerken, yani 2 gün sudan aldıktan sonra 2 gün altı delikli bir kovanın içine koyuyorum. 2 gün boyunca burada kalıyor ama üzerine kartonla mutlaka kapatıyorum. Bunun üstünü de kapatıyorum. Yani güneş görmemesi gerekiyor, ışık görmemesi gerekiyor. Zaten asıl püf noktalardan bir tanesi de bu. Bunu normalde ilk başta ben buraya seriyordum, üzerine karton koyuyordum. Ama her ne kadar burada olması gerektiği gibi burada da sulamanız olduğu için kartonu kaldır, sula biraz bana biraz zor geldi bana. Dolayısıyla ben artık bu kovaların içine koyuyorum. Sulamasını aynı bu şekilde burada. Şu şekilde yapıyorum 2 gün boyunca. Günde 3 kere, 4 kere, 5 kere. Aynı şekilde bundakini de böyle her seferinde suladım bunu. Yani kısacası aslında olması gereken olay şu. Şu pinleri görüyorsunuz arkadaşlar. Şu pinleri attıktan sonra artık bunu ben serebilirim. Yani artık ışık görebilir anlamına geliyor bu. Şimdi ben burada size bir tanesinden göstermeye çalışacağım. Şimdi ben burayı sırayla yapıyorum arkadaşlar. Şuradan şöyle geliyorum. Buradan tur atıyorum. Buradan böyle bu şekilde dönerek yapıyorum bunu. Buradan harcadıkça burayı da ekmeye başlıyorum ki sürekli olsun diye. Şimdi arkadaşlar ben şimdi şurada göstereceğim. Bunu bu şekilde buraya aktarıyorum. Şimdi normalde internette bunu araştırdığımız zaman 20-25 derece kadar bir sıcaklık olması gerekiyor. Ancak ben yazdan dolayı öyle bir sıcaklığa dikkat etmiyorum. Burası benim biraz daha serin oluyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde sıcaklık, nem oranına dikkat etmiyorum. Dolayısıyla ne oluyor? Burası biraz da çatı tarafında yalıtım olduğu için çok da sıcak olmuyor. Serin olan bir yer burası. Ama ona rağmen oluyor. Burada sadece tek sıkıntı ne? Eğer bu mesela normalde 20-25 derece sıcaklık olduğu zaman bunun 7 günde 8 günde artık hayvana verilecek duruma geliyor. Dolayısıyla burası biraz daha serin olduğu için bu 7 gün oluyor 10 gün, 11 gün, 12 gün. Bu gün sayısı uzadığı zaman artık küflenmelere başlıyor. Dolayısıyla mesela bu bir gün suda bekledi. Suda beklediğini saymıyoruz zaten. Bir gün ıslak kalıp ve şişmesi gerekiyor. Benim oğlum da şu anda öyle bu şekilde suluyor onu. 2 gün karanlık oda, yani o kovaların içine, şunun içine koyuyorum. Üzerine bir kartonla kapatıyorum. Işık almayacak şekilde. 2 gün de burada bekletiyorum. Tabii bu 2 gün zaman zarfında günde 3 kere 4 kere üzerinden su geçiriyorum. Nemli kalmasını sağlıyorsunuz. Zaten şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle pinler çıkacak şu şekilde. Şöyle ışıkla göstermeye çalışayım. Şöyle pinler çıkacak. Pinler çıktığı zaman artık bunu yayıyorum ve üzerine hiçbir şey örtmeme gerek yok. Artık günde 3 kere, 4 kere, bazen 2 kere bilmiyorum yani fırsat buldukça. Bunu buraya döktükten sonra arkadaşlar şu şekilde ben bunu yayıyorum. Yani 1 veya 2 santim kalınlığında ben bunu bu şekilde yayıyorum bunu. Ve günde 3 kere, 4 kere, 5 kere artık ne kadar fırsat zaman bulabilirsem bunu burada sulamaya çalışıyorum. Yani ben bu işi amatör yapıyorum ama ilk başladığım gibi evimde yaptım. Gayet de güzel oldu. Dediğim gibi sadece eğer çok aşırı sıcaklık olur ise veya aşırı derecede soğuk olursa belli bir süre sonra küflenme yapıyor. Yani aslında 20-25 derecedeki ideal sıcaklığın sebebi şu. Bu olması gereken süre ne kadar? Atıyorum 7 gün. 7 günde alıp bunu hayvana vermemiz gerekiyor. Yoksa ki aksi takdirde işte atıyorum soğuksa 7 gün oluyor 10 gün. Bu sefer küflenmeye dönüyor. Küf yapmaya başlıyor. Yani gününü tutturmanız gerekiyor. Ben yaz ayı olduğu için şu anda zaten büyükbaşı da vermiyorum şu an. Sadece kazlara vermek için bunu yapıyorum. Az sayıda yapıyorum. Aslında ben bu kadar da yapmayacaktım bunu da. Dediğim gibi diğer taraftaki alanımı şu anda otu biçmek zorunda kaldım. İlk defa regres ekmiştim diğer tarafa. Oraya da kazları otlaması için yapmıştım, ayarlamıştım. Şu anda orayı ilk defa biçtiğim için şimdi orada fazla bir ot yok. Orası bir 10-15 gün yetişene kadar hasıla yükleneceğim. Bir 10-15 gün kadar hasılla kazlarımı destekleyeceğim. Tamam oğlum yeter. O kadar sulamana gerek yok. Bu 2 gün iki gün eğer oradaki saymazsak, yani bir gün suyu saymadık. 2 günde orada karanlık odada bekledi. Orada kovanın içinde. Onu da eğer saymazsak bu 4. güne. Yani karanlık odayla beraber 6. güne.
Eğer ıslamayı da sayarım derseniz 7. güne. Yani bu artık bugün yarın artık kullanılabilir durumda. Bunu eğer 2-3 gün daha bekletirsem bu artık küflenmeye dönecektir. Çünkü belli bir sıcaklığım yok. Eğer ola ki ben burada 25 derece tutturmuş olsaydım 25 dereceyi. O zaman tabii ki bu şimdi böyle değil de şu şekilde olacaktı. Yani en az bir 5-10 santim daha fark atacaktı. Daha büyük olacaktı ve daha performanslı olacaktı. Şimdi ben asılımı serdim. Serdikten sonra arkadaşlar, oğlum bana suyu verir misin? Üzerine hafiften şöyle, çok sert tanzikli su olmasın ki dağılmasın arkadaşlar. Çünkü 2 gün içerisinde zaten kendi kendine kenetleniyor. Baba. Kenetlendikten sonra zaten istediğiniz gibi sulayabilirsiniz. Efendim oğlum? Ben sulayabilirim ama. Tamam oğlum, bu yavaş sulamamız gerekiyor bunu. Bu fazla sulamaya gelmez. Bu çünkü dağılır yoksa ki. Evet arkadaşlar, şimdi diğer asılımı da şuradaki raflara dökeceğim. Döktükten sonra buradan bir parça alıp kazlarımıza vereceğiz. Onu da hep beraber görmüş olalım. Umarım bir şey atlamamışımdır. Dediğim gibi özetlemek gerekirse arpa asılımına arpayı alıyorum. Bir gün suyun içerisinde bekletiyorum. Bir gün suyun içerisinde bekledikten sonra delikli bir kovaya alıyorum. 2 gün de orada bekletiyorum ama 2 gün orada bekletirken, yani neden delikli? Suyun sızması gerekiyor ama nemli olması gerekiyor ve ışık görmemesi gerekiyor. Gün içerisinde 2 defa, 3 defa, fırsat buldukça 4 defa bunu hafiften şöyle sulandırıyorum, yani aşağıdan su gelene kadar. Sulandırdıktan sonra bunu alıyorum. Az önce görmüş olduğunuz gibi oraya seriyorum arkadaşlar. Sonra zaten o 4 gün sonra şu şekilde olacak. Şu ileride az önce göstermiş olduğum gibi. Bu ekmiş oldum, şu an ekmiş oldum. Bu 4 gün sonra, yani şu an itibariyle 4 gün sonra bu hale gelecek. Ya bunu bu hava şartlarında, buranın sıcaklığına göre en geç yarın vermem lazım. Artık ondan sonra küflenmeye dönüyor. Dolayısıyla çok da iyi olmuyor. Ben bunları sereyim. Sonra tekrar videomuza devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar yayma işi bitti. Zaten en fazla 3-5 dakika kadar bir şey sürüyor. Bunları dediğim gibi şöyle gün içerisinde 4 defa, 5 defa fırsat buldukça bu şekilde suluyorum. Şu an göstermek amacıyla yapıyorum. Çünkü benim oğlum hepsini suladı şu anda. Yardım ediyor babasına. Yine bu 2 gün önce koyduğum burada. Şimdi bu yeni koyduklarınız arkadaşlar tanzikli su olmaması gerekiyor. Tanzikli su çünkü arpa yerinden hareket ettiriyor. Bu da olmuyor. Yani fiskeleme yöntemiyle şöyle, şu ayarı iyi galiba. Şöyle fiskeleme yöntemiyle şöyle suluyorum. Bir dakika oğlum, ben bir sulamasını yapayım. Sonra kazlarımıza asıl vereceğiz. Bu şekilde nemlendiriyorum arkadaşlar. Günde bunu 4 kere 5 kere yapmaya çalışıyorum fırsat buldukça. Dediğim gibi asılı koyduğunuz yer kesinlikle meyilli olması gerekiyor. Ben aslında bu kadar yapmıyorum. Diğer taraftaki arazimdeki otu biçtiğim için kazlara bir 10-15 gün bu şekilde bakacağım. Evet, sulama işi de şu an bitti. Pinlerini gördükten sonra yayıyoruz. Kısaca bir gün suda bekletiyoruz. Sudan çıkartıp temizledikten sonra, yani yıkadıktan sonra 2 günde delikli. Delikli suda yapıyoruz. Hayır oğlum, öyle tanzikli olmaz. O zaman bozulur. Bunlar mı? Evet bak, arpalar oynamaması gerekiyor. Hareket etmemesi gerekiyor. Tamam. Bunlar 2 günde birbirlerine saracak zaten. Ondan sonra tanzikli su vursanız da çok da bir problem olmayacaktır zaten. Dediğim gibi ben kendi imkanlarımca amatörce yapıyorum. Her türlü oluyor arkadaşlar. Bunu size söyleyeyim. Her türlü oluyor. Burada yapmanız gereken, dikkat etmeniz gereken tek şey küflendirmemek. Bu da zamanla alakalı bir şey. Yani hava, bulunduğunuz yerde hava durumu eğer soğuk ise, yani oranın serin bir yerse geç çıkacaktır. Dolayısıyla çok da büyümesini beklemeden vermenizi tavsiye ediyorum. Eğer 20-25 derece gibi sıcaklık olan bir yerdeyse zaten 7 günde çok güzel uzayacaktır yani. Bir karıştan çok daha fazlası olacaktır. Önemli olan zaten asıl da üstteki ot değil arkadaşlar. Vitamin altındaki bu pasta dedikleri, işte bu arpanın köklerinde arkadaşlar. Zaten kaz, inek bunu komple olduğu gibi yiyor. Asıl vitamin bunun altında. Şimdi bir tanesini alacağız. Kazların nasıl yediğini de göreceksiniz. Onu da göstermeye çalışacağım elimden geldiğince. Umarım atladığım bir şey yoktur. Aklıma gelenlere söylemeye çalıştım bu şekilde. Eğer unuttuğum bir şey varsa, ben yaklaşık olarak 3 veya 4 aydan beri falan bu hasılı yapıyorum. İlk başta evimde başladım, sonra biraz daha büyüttüm. Kışa doğru da daha profesyonel bir kapalı bir kabinli oda yapıp içine bir, aynı şu ileride görmüş olduğunuz, normalde benim kuluçka makinem bu. Şöyle göstereyim. Ben bu kuluçka makinesine mantarhane olarak kullandım. Normalde civciv kuluçka makinesi. Bunu biz kendimiz yaptık. Mantar yapacağım zaman kenarlarına çıtalar çaktım. İçine de bir tane petek koydum. Biz burada kömürlü kazan yaktığımız için hemen tesisatını oradan aldım. Buna verdim. Mantarın da çünkü 17-18 derece sıcaklık olması gerekiyor. Ve nem de 70-75 olması gerekiyor.
Aynı zamanda bunu da bu kabini de yapabilirim veya yeni bir kabin de yapabilirim bununla ilgili. Hasıl için ekstra bir kabin, yani bu kabini kullanmaya gerek yok çünkü bu komple izolasyonlu. Bir tane düz bir kabin yapıp bunu da halledebilirim. Şimdi hasalımızı, kazlarımızı vermeye geçelim. Eğer unuttuğum bir şey varsa sormak istediklerinizi elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Yorumlarda sorarsanız eğer elimden ne geliyorsa yardımcı olmaya çalışırım. Çünkü yaptığım iş tecrübeyle sabit. Haydi geçelim. Evet, arkadaşlar elimde hasalı gördüler. Şu anda gelmeye bile başladılar. Havuz keyiflerini bozmuş oldum. Gel, 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 gel. Ya ya. Şunu al oğlum. Hadi at. Şimdi arkadaşlar şu yerdekiler ne biliyor musunuz? Yerdekiler küflenenler. Küflenenleri yemiyorlar. Yani bu yerdekiler mesela ben biraz fazla beklettim. İlk başta çok fazla yapmıştım. Aşırı fazla geldi. Dolayısıyla küflenmeye döndü. Küflenmeye dönenleri yemiyorlar ama bunları şu an elimde olanlar her türlü yiyecekler. İçeride yerde hiçbir şey kalmayacak. Yerde görmüş olduğunuz taneleri bile eğer ağzına alamazsa kas yiyemezse onlar o zaman tavuklar yiyecek. Yani hiçbir şey ziyan olmayacak. Bu yerde gözükenler işte maalesef benim küflendirdiklerim. Küfle olanları maalesef yemiyorlar. Gel, 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 gel. Nasıl geliyor? Bak, 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 bak. Koşa koşa geliyor, koşa koşa. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Efendim oğlum. Dur oğlum, diğer kazlarımız da gelsin. Ama büyük baba, bak şu yavaş ya. Gel, 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 gel. Baba, Efendim oğlum. şu büyük kaz yavaş, bunlar büyük. Evet. Bunlar çok. Gel. Bak sallaya sallaya geliyor değil mi? Tamam oğlum, dur. Bana versene bir. Al sen şunu. Nasıl yediğini görsünler. Dur. Dur oğlum. Oo, bir tanesi havuza aldı gitti. Durun kazlar. Bakayım. Baba bana da versene. Ne zaman bitirdi? Oğlum bak küçük küçük yap. Küçük küçük. Kazlarda ne kadar küçük parçalarsak o kadar iyi arkadaşlar. Çünkü boyun zarar görebiliyormuş yani araştırdığım kadarıyla. Her türlü iyi. Onda sıkıntı yok ama. Hey, niye ağzına stok yapıyorsun? He? Neden stok yapıyorsun ağzında? Hepsini almaya çalışıyor. Bak 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 bak. Aç göze bak. Gel. Evet arkadaşlar dediğim gibi küflendirmeden eğer yapabilirsek veya verebilirsek küflenmenin sebebini anlattım. Sıcaklıkla soğuklukla alakalı. Ne kadar soğuk olursa o kadar uzun sürüyor. Baba Ne kadar sıcak olursa o kadar kısa sürüyor. Ne kadar taze taze verirsek o kadar güzel. Yerde görmüş olduklarınızın şunlar göstermeye çalışayım. Bunlar küflüydü arkadaşlar. Otunu yediler, dibini bıraktılar. Yani dibindeki köklerini yemediler. Al oğlum. Hadi oraya git ve oradan ver. Havuzun kenarına kadar git. Oo, ileri atma, havuza atma. Niye havuza atıyorsun oğlum? Havuza atma. Bak şu şekilde bak. Ben sen bitirme elindekini. Tamam. Bitirme. Tamam bitirmiyorum ben. Onu da ben atacağım. Al. Bunu da al oğlum. Hadi biraz da yakından çekelim. Baba dur. Baba. Al şu elimdekini. Hepsini al. Hepsini yemezler. Yerler yerler. Birazdan hiçbir şey kalmaz. Ha sen çek ben atayım. Ben çekiyorum oğlum. Ha sen at. Bak 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 elinden alıyor. Ha elinde tut oğlum öyle. Bak ne güzel yiyor bak. Öyle yapınca yumuşacık oluyor. Aa bak kaptı gidiyor bak. Kocaman kaptı hem de. Şey olmaz. Kocaman kaptı. Evet. O çünkü büyük. Değil mi baba? Vallahi arkadaşlar gayet güzel tüketiyorlar. Normalde ben sabah ve akşamları bu şekilde bir dilim yani o yapmış olduğum oralarda işte bir dilimden ortaya ikiye bölüp sabah akşam şeklinde bölüyordum. İşte 15 gün yeni ekmiştim regrası. Çünkü regrasta şöyle bir şey oldu. Yapraklarını yediler, dalları kaldı. Dolayısıyla biçme gereği duydum. Biçme gereği duyduğum için arkadaşlar bir 15 gün bu şekilde biraz hasılı fazla yapacağım. Zaten şu anda arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Kilogram olarak da söyleyeyim. Sıcaklık eğer iyi ise 1 kilo hasıldan yani ortalama en kötü şartlarda 7-8 kilo civarında bir hasıl elde ediyorum. 1 kilo arpadan. Eğer 20-25 derece gibi sıcaklık eğer olursa sıcaklığı ve nemi tutturabilirseniz. Nem de zaten
Araştırdığım kadarıyla 55-60 nem gerekiyor. O da zaten burada uyum sağlıyor. Ondan yana bir sıkıntımız yok. 10 kiloya kadar, 11 kiloya kadar alındığını duydum. Yalnız ben daha henüz böyle bir şey tecrübe etmedim. Ama böyle bir şey duydum. Kışın inşallah onu da denemesini yapacağım. Sulama şeklini alttan yapmayı düşünüyorum. Üstten değil de alttan. Nozullarla yapmayı düşünüyorum. Şu anda her şeyi manuel yapıyorum. Çünkü şu anda öğrenme aşamasındayım. Ama birçok şeyi tecrübe ettim. En önemlisi nokta burada. Dediğim gibi küflendirmeden. Bak tavuk oraya kaçtı oğlum, gördün mü? Bunu oradan çıkartmamız lazım. Bak bahçemize kaçtı. Nasıl çıkartacaksın? Yakalayamazsın ki. Eğer sormak istediğiniz, aklıma gelmeyen bir şey varsa arkadaşlar sorabilirsiniz. Dediğim gibi şu anda 1'e 7, 1'e 8 civarında. Yani 1 kilodan 7-8 kilogram çıkarıyorum. Benim için önemli olan kış ayı. Yani kış ayında malum buraya 2 metre civarında kar yağıyor. Bu hayvanları bir şekilde beslemem lazım. Hazır yemede para vermek istemiyorum açıkçası. Kendi imkanlarımca böyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Burada havuzlar da var. Canı istedikleri zaman giriyorlar, çıkıyorlar. Kafalarına göre takılıyorlar. Şurada küçük bir girip çıkabilecekleri yer var. Buraya kapı falan yaptık ki çocuklarımız içeri girmesin diye. Doğal ortamda. Bahçemiz burada. Bunlarla ilgili de video çekeceğim. İneklerimiz ileride. Tavuklarla kazlar zaten beraberler. Buraya da bir şeyler ektik. Bahçeyle ilgili detaylı bir video çekmeyi düşünüyorum. Çünkü güzel şeyler yapıyoruz burada. İnşallah. Arkadaşlar takipte olursanız ilerleyen zamanlarda yine aklımda çok güzel fikirler var. Çok güzel videolar olacağını düşündüğüm çekimler yapacağım. Bunları paylaşacağım inşallah. Dediğim gibi öncelikli amacım hatıra kalması. İkinci amacım da belki birilerine bir faydamız olur, faydamız dokunur. Veya birilerine belki bir ilham kaynağı olur amacıyla. Hem hobi amaçlı. Bu şekilde çekimler yapıp paylaşmaya çalışacağım yaptığım işlerle alakalı. Çünkü burada birden fazla iş yapıyoruz. Elimden geldiğince videolarla bunları göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Baba. Efendim oğlum. Videomuz bitti mi, bitmedi mi? Bitti oğlum videomuz. Aa. Bitti. Aa. Bitmedi mi? Aa.